İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Hakimiyet Gazetesi. Hak kaybı yaşanıyor. CHP Mersin Milletvekili Doktor Hüseyin Çamak, ormanda 12 ay işçi olmasına rağmen mevsimlik olarak geçici statüde çalıştırılan orman işçilerinin çalışma sürelerinin bir mali yılda 5 ay 29 güne sınırlandırıldığına dikkat çekerek bunun işçilerde birçok hak kaybına ve maddi zorluğa neden olduğunu söyledi. Emeklilerin zorlu geçim mücadelesi. Günümüzde birçok çalışan emeklileri yaklaştığında dinlenme planlarını bir yana bırakıp geçimini sağlayabilmek için bir iş aramaya başlıyor. Bundan dolayı Türkiye'de pek çok kişi emekli olsa da çeşitli ekonomik sorunlardan dolayı çalışmaya devam ediyor. Mersin'de yaşayan Nadir Yağlı da onlardan sadece bir tanesi. 66 yaşındaki Yağlı, malulen emeklilik maaşı yetmediği için geçimini seyyar arabasında ayakkabı tamirciliği yaparak sağlamaya çalışıyor. Yağlı'nın tek umudu ise bir an önce askerlik prim borçlanmasını ödeyip normal emekli olabilmek. Mersin Gazetesi. Türk ordusu hedef. Türkiye Gençlik Birliği terör olaylarını Mersin'de protesto etti. Grup adına açıklama yapan TGB Mersin İl Başkanı Gülşah Trenk, Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı Türkiye'nin bombaladığı YPG'ye ABD desteğinin bir yansımasıdır ve Türkiye'ye bir cevabıdır. Türk ordusu hedeftir. Bizler Türk ordusunun terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonların yanında olduğumuzu bir kez daha beyan ediyoruz dedi. Karayollarında 372 taşerona kadro, Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 372 taşeron işçi kadroya geçirildi. İşçilerin kadroya alınması dolayısıyla Mersin'e gelen Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Vali Özdemir Çakacı'yı ziyaret etti. Vali Çakacak, Türk İş Genel Başkanı Atalay'ı sahil valilik makamında kabul etti. Şeref defterini imzalayan Ergün Atalay, ziyarete yaptığı konuşmada Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışan 372 taşeron işçinin kadroya geçirilmesiyle dolayısıyla Mersin'de bulunduğunu ifade etti. Güney Gazetesi. Çin'e kiraz ihracatının önü açıldı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Çin'e kiraz ihraç izni konusunda engeller ortadan kalktı. Mersin'e Osmanlı darbesi. Osmanlı Spor sahasında geriye düştüğü maçta Mersin İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti. 8. dakikada Kalili ile öne geçen Mersin İdman Yurdu skoru koruyamadı. Haberci Gazetesi. Herkesi takip ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Gülpak, herhangi bir sebeple bankaya hesap açtırılması ya da kişinin çocuğunu okula kaydettirmesine kadar tüm bilgi ve işlemlerin SGK tarafından takip edildiğini söyledi. Gazeteciler Nevşehir'de buluştu. Türkiye'deki gazetecilerin en güçlü meslek örgütlerinden biri olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 50. Başkanları Konseyi toplantısı Nevşehir'de yapıldı. Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin tam not alan organizasyonunda cemiyetin yeni binası da hizmete açıldı. Yeni Güney Gazetesi. Romanya ile bağlar güçleniyor. Romanya'nın İzmir Başkonsolosu Stefan, Mersin Valisi Özdemir Çakacağı makamında ziyaret etti. Her yıl 500 bin kişi ölüyor. Dünyada her yıl 500 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü olarak sağlığı tehdit ediyor.